Esenlikler arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Ee, öncelikle burada geçen Arap kelimesi her Arap için geçerli değildir. Ama burada anlatılan kişilerin tamamının Arap olması nedeniyle başlıkta böyle yazdım. Bu konu açıldığında aslında herkes, evet bir dönem özellikle Ermeniler Şovanist bir Arap milliyetçiliği yaptı ama o kadar. Sonra Abbasiler geldi, herkes eşit bir müminlik çatısında toplandı demektedirler. Bu neredeyse İslam'ın kaynaklarından bile kesin olarak bakılan bir tarih anlayışıdır. Yani Kur'an'ın ne kadar Muhammedi olduğu şüphelidir, ama Arap milliyetçiliği kesinlikle herkesin söylediği gibi, belki ki söz bile etmişler gibi emevi işidir. Bugün Arapların Türk düşmanlıklarını başından sonuna kadar göreceksiniz. Hatta öyle şeyler göreceksiniz ki asıl düşmanlıkların Türkler Müslüman yapılmadan önce sonra ve daha sonra olduğunu da göreceksiniz. Türkler İslam'ın kılıcı ile yayılmasında bayrağı Araplardan devraldığında asıl nefretlerin başladığını da göreceksiniz. Atatürk'ün dediği gibi hırkasıdır diye bir palaspareye delalet alapeti göstererek Türk milletini oraya buraya saldırtan liderlerin arkasından... Türkleri kıskandıkları için veya artık İslam sadece kendilerine ait din olmamasından dolayı içsel ve genetik bir nefret beslemişlerdir. İsterseniz bu nefrete hadisleri vesaire karıştırdıklarında iddia edin. İsterseniz bu hadislerin gerçek olduğunu düşünün. Arapların tüm siyasetlerinin, tüm eğitimlerinin altında Türk karşıtlığı hatta tabiri caizse Türk düşmanlığı yatmaktadır videomuza geçmeden önce eğer abone değilseniz kanalımıza abone olmanız, videomuzu beğenmeniz ve daha çok kişiye erişmesi için paylaşmanızı rica ederiz arkadaşlar. Eğer yaparsanız seviniriz. Aynı zamanda katıl butonuyla 5 TL gibi bir ücretle kanalımıza destek olarak daha iyi ve daha sık yayınların gelmesinde siz de bize yardımcı olabilirsiniz. Arapların Türk düşmanlıkları öncelikle Kur'an'ın Kehf ve Enbiya sürelerinde geçen Yecüc ve Mecüc diye adlandırılan insan ve cin olmayan hayvan insan arası tür olarak Türkleri göstermeleriyle başlar. Enbiya süresinin 83. ayetini ve Kehf süresinin tefsirinde Celaleddin Suiti ünlü İslam bilginleri olan İbni İsak, işte İbnül Münzir, işte İbni Ebi Hatim, El El Kap de İrazi ve Ebu Şeh gibi İslam kaynaklarının en eskilerine imza atmış kişilerin ve Veh bin Mürebbeh'den Zulkarneyn ve Yecüc Mecüc hikayesini alarak aktarmaktadır. Veh bin Muhammed'in ölümünden 20 yıl kadar sonra doğmuş ve sahabeleri görebilmiş olmasının altını çizmek istiyorum. Veh bin Mürebbeh'in Zulkarneyn olayını anlatırken Yecüc ve Mecüc'leri bulmak için Türk topraklarında gittiğini ve orada salih bir ümmetin Türkleri tarif ederken Allah'ın yarattığı her şeyi yerler, üstelik çok fazla üremektedirler dediğini, Zulkarneyn'in ki birçok sahabeye göre İskender'dir kendileri, bir set yaptığını ve Türklerin yani Yecüc Mecüc'ün çoğalıp Allah'ın yarattıklarını yemesini engellemek istediğini belirtmektedir. Zülkarneyn güya setti yapmak için iki dağın arasına yani Türk toprakları da kalan yere gider ve orada kısa boylu hayvanlar gibi yaşayan ve üreyen bir kavmi tasvir ederler. Sonra da geri gelip bir set yapar Zülkarneyn. Suiti bu konuda aynen şöyle yazmıştır tefsirinde. Zülkarneyn bunları gördükten sonra iki dağın arasına gitti ve aralarını ölçtü. O Türk topraklarında Güneş'e yakın bir yerdeydi diye yazar. Bu da dünyayı düz olarak aksettirdiklerini de gösteriyor arkadaşlar. Geciş ve Mecüc topraklarının Türk toprakları olarak tasvir edilmesinin Muhammed zamanında başlaması ve ayetlerin bu şekilde yorumlanmasıyla Araplar sürekli olarak korktukları ve korktukları kadar tiksindikleri bir toplumla savaşacaklarını düşünmeye başlamışlardır. Türkler her yerde cinsel ilişkiye giren, pençeleri olan, çiğ et yiyen ve hayvanlar gibi yaşayan bir kavim olarak çizilmiştir ilk Arap mitolojilerinde. Hakeza Kehf suresinin 93. ayetinde geçen iki dağ arasına ulaşınca bunların önünde neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir halk buldu ayetindeki halkın kim olduğu konusunda. Örneğin İbnül Münzir buradaki halkın Türkler olduğunu söylemektedir. Bir sonraki ayette geçen Yecüc ve Mecüc için Sur yapalım ayetinin tefsirinde ise İbni El Hatim'in bildirdiğine göre Yecüc ve Mecüc'lerin içinde Sur'un durduramadığı tek kavmin Türkler olduğu iletilmektedir. Şimdi size daha ilginç olanını ileteyim. Yine İbnül Münzir'in ilettiğine göre Muhammed'in damadı da olan dördüncü halife Ali'ye Türkleri sorunca Ali şöyle demiştir. Bunlar Göçebe kişilerdir. Belli bir yerleri yoktur. Onlar Yecüc-Mecüc'tendir. Ancak savaşmaya gittikleri bir zamanda Zulkarneyn Sett'i yaparak 21 kabilenin önünü kesti. Onlardan bir kabile savaştaydı ve Sett'in bu tarafında kaldılar. Bunlar da Türklerdir demiştir. Türkleri insan olarak değil, Yecüc ve Mecüc kavimlerinden birisi olarak gören... Ve onları hayvanlar gibi beslenen her şeyi yiyen canlılar olarak tanımlayan ve tanıyan Arapların Türk topra topraklarındaki katliamlarında öldürdükleri her kadın ve çocuk aslında onlara göre insan değildir. Onlar için öldürdükleri her Türk bir hayvandır. Türkler nasıl Müslüman oldu serimizi de anlattığımız üzere Arapların Türk düşmanlıklarının altında Türk topraklarına yapacakları katliamlar yatmaktadır. Çünkü Türkleri Yecüc ve Mecüc yerine koyan Araplar öldürdükleri her Türk'ü insan değil hayvan olarak gördükleri için yapabilmişlerdir. Ali'den sonra Türk düşmanlığı daha da artmıştır. Özellikle Emevilerin Türk topraklarını işgal ettiği yıllarda ise İbnül Mukaffa Türkler hakkında Al Durrat Al Yatma eserinde tüm milletleri tanımlarken Türkleri başkalarına saldırmak için yaratılmış yırtıcı vahşi hayvanlardır diye tanımlar. Hatta Türkleri Afrikalı siyahilere denk olarak nitelendirdikten sonra Afrikalı siyahiler tembel ve miskindir diye de ekler. Peki Türkleri bir ve birçok milleti aşağılık olarak nitelendiren ve hatta Türkleri hayvan olarak gören bu mukaffa adındaki zat Araplar için ne demiştir? Her bakımdan üstün nitelikli ulus diye tanımlamıştır Arapları. Ve her ilmi, her gerçeği Araplar ortaya koymuştur demektedir eserinde az önce söylediğim. Türkleri yerin dibine sokarken Arapları bu kadar üstün gören bu adamlar bir anlamda Türk topraklarını işgal edebilmek için propaganda yapmaktadırlar. Bu sayede Türk topraklarına hayvan çiftliğine girer gibi giren bu Araplar tüm Orta Asya'yı yağmalamaya devam etmişlerdir. Ancak öldürmedikleri Türklerin hem cizyeden kurtulmak hem de kafalarındaki kılıcı kaldırmak için Müslüman olması veya esir olarak gelen Türklerin Müslüman olmasıyla Araplar arasında bu sefer başka bir propaganda başlatıldı. Her yüzyılda Türklerden nefret etmek için bahane ve propaganda yapan Araplar bu sefer Halife Al-Mutaz döneminde Türk yöneticilerin Arap halifeleri kukla haline getirmesine karşılık Al-Mesudi'den naklen şu satırlar yer alır arkadaşlar. Türkler ayaklanıyor ve devletimizi yıkıyorlar. İktidarlarımız sadece konuk durumunda. Saltanat ve hükümete Türkler sahip çıktı ve şimdi bütün dünya susmak ve boyun eğmek durumuna girdi. Türkleri zorla vatanlarından kopartıp zorla Müslüman yaptıktan sonra bir şekilde devlette yönetici olan Türklere karşı ayaklanıyorlar, devletimizi yıkıyorlar propagandası ile Arap halkın Türk karşıtlığı daha da körüklenmiştir. Ancak artık Arap ordusunca çokça bulunmaya başlayan Müslüman Türklerle Araplar arasında bir kaynaşma yapılması gerekmektedir. Türkleri hem öven hem de söven eserler vermeye başlarlar bu dönemde. Humayt bin Abd el-Hamid Türkleri haricilerden daha üstün gören kitabında şunu da iletmektir arkadaşlar. Biz yani Araplar Türklerin memleketlerine muharebe ederken din, mezhep, hakimiyet, haraç, ırkçılık, haremine kıskançlık, şeref, vatan uğrunda veya evini malını savunmak için değil sadece ganimet elde etmek maksadı ile muhabere ettiklerini gördük. Yani şöyle diyor Türkler sadece ama sadece ganimet için savaşıyorlar. Peki bunu diyenler neden bunu Türk memleketlerinden söylüyorlar? Ne işleri var onların orada? Asıl ganimet için Türk topraklarını işgal edenler sonra Türkler sadece ganimet için savaşır diyerek Türklerin din, mezhep, şeref yoksunu e, olduklarını sadece paraya düşündüklerini dile getirerek ne yapmak istiyorlar sizce? Tabii ki bir Türk düşmanlığı, bir Türk karşıtlığı. Herkese Türklere Türkleri öven eserler yazan Yazit bin Mazyat Türkler hakkındaki olumlu yorumlarının yanında şunu da iletmektedir. Bakın bunlar bu adamlar bir sürü olumlu şeyler yazıyor Türkler hakkında ama arada böyle bir çakıp geçiyorlar. Şöyle diyor e, Yazit bin Mazyat Türk yağma ve gasp ile karnını doyurmayı kolayca hükümdar olmaya tercih eder. Al ve ganimetten başka hiçbir şeyden hoşlanmaz. Arapların Türkleri öven eserlerinde Türk'ü ganimet peşinde koşan, başka bir şey düşünmeyen olarak göstermektedirler. Oysa Türk diyarlarını ganimet için yağmalayanlar Araplardır. Türk topraklarına saldırırken Türkler hayvandır diyenler, Türkler zorla Müslüman olup bir şekilde zekalarını ve yetenekleri kullanarak A Arap devletlerinde yönetici olmaya başlayınca da onlar ganimetten başka bir şey bilmez durumuna geçmişlerdir. Kendi yaptıklarını Türklere yemamışlardır. Arapların meşhur binbir gece masallarında bile Türkler aşağılanmaktadır. İslam araştırmacı, araştırmacılarından Johannes Hendrik Kremers 1923 yılında verdiği konferansta biz bu masallarda Türk'ü kaba, kuvvetli temsilcisi, küsta, Bağdat sokaklarına sanki halkın efendisiymiş gibi dolaşan, Tanrı'yı, Tanrı emirlerini ve kutsal ne varsa her şeye hakir gören bir tiptir olarak gördük. Halk Türk'ün merhametsiz davranışlarından yılmıştır. Fakat her şeye rağmen Türk'ün zeka ve idrak, idrak yoksunluğu ile de dalga geçmektedir demiştir. Bin bir gece masalları için 1923 yılında verdiği konferansta. Aslında daha da kötü şeyler söyleniyordu ama ben burada kesmek istedim. Masallarında bile Türk'ü aşağılayan bir millettir Araplar. Oysa Türkler içinde bir Arap seviciliği Daima var olmuştur. Ezanı kendisini aşağılayan, hayvan yerine koyan bir milletin diliyle söylemeyi kendi diline bile tercih edecek kadar özgüven ve benliklerini kaybetmiş bazı insanlar bu ülkenin tarihinde olmuştur. Arapça konuştuğu için saygı gösteren, Hac diye Arap topraklarına gidip orada hacı olduğunu zanneden insanlar vardır. Arabistan'a nasıl dinsiz döndüm videomuza. Yalan söylüyorsunuz. Arabistan'da öyle şeyler yoktur. Onlar İslam'ı temsil etmektedir. İftira atıyorsunuz diyenler bile çıktı. Ancak bilmezler ki Arap Ali zamanında da seni sevmezdi. Muaviye zamanında da seni sevmedi. Osmanlı da sevmedi. Seni de sevmiyor. Hani bir ünlü replik var ya. Süt olan seni sevmezdim. Babanı da sevmiyordum diye. Heh. Arapların Türklere bakış açısı budur arkadaşlar. Neden sevmiyorlar? Çünkü sen Türksün. Çünkü sen insan değil onların gözünde resmen bir hayvansın. Pençeler olan, balık yiyen, çiğ etle beslenen, her yerde çiftleşen, hayvanlar gibi hatta çiftleşen nesillerin devamısın arkadaşım. İnsanlarımıza bu gerçekleri anlatmak adına biz Arapların Türk düşmanlıklarını yüzyıl yıl ileri giderek ileri giderek anlatmaya devam edeceğiz. Bu daha burada bitmedi. Bir dahaki videoda Abbasiler ve sonrasındaki Türk düşmanlıklarını da aktaracağız size. Bitirmeden bir not ileteyim. İslam ile Arapları karıştırmayan diyenler, bize gelip siz Arapları kızıyor dini terk ediyorsunuz diyenler, Arap başka İslam başka diyenler, sıkıyorsa Arapça olmadan İslam'ı yaşamayı deneyin o zaman. Madem Arap İslam ile bir değil, insanlara ibadeti çağırırken, size göre Allah huzurunda namaz kılarken sizi aşağılayan milletin dilini kullanmayın. Allah Arapçaya muhtaç değilse. Ha bir de şunu belirtelim. Bize gelip efendim onlar başka onlar Araplarla İslamları karıştırmayenin karıştırmayın diyenlere belirteyim. Elinizdeki din eğer gerçekten İslamsa ve siz şuna inanıyorsanız bir Müslüman olarak kardeşim benim peygamberim Türkleri aşağılamaz diye inanıyorsanız o zaman şunu kabul etmek zorundasınız. Eğer bu hadisleri Muhammed söylemediyse o zaman Araplar uydurmuştur uydurmuş. Sizin için hadis uydurmuş. Bir milletin dilini kullanmayı bırakın. Allah Türkçede anlayabilir. O yüzden Arapça ezan hani Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi dinden daha ziyade bir dil meselesidir. Sizi aşağılayan, sizi hayvan yerine, sizi insan olmayan bir değer yerine koyan, sizi her fırsatta öldürmeye ve sizi her fırsatta yok etmeye çalışan bir milletin dilini kullanacak mısınız, kullanmayacak mısınız meselesidir. Allah herkes yarattıysa, her dili yarattıysa, her canlıyı yarattıysa o zaman allah bekber Ekber demekle Tanrı Uludur demek arasında bir fark olmaması lazım. Eğer Allah Arapça gönderdiği kitapta daha sonra gene Arapların yaptıkları bu katliamlara, bu aşağılamalara, bu insanları insan yerine koymayıp hayvan yerine koyan zavallı bu Arap idarecilere engel olamamışsa o zaman hiç çıkıp ortaya benim dilim Arapça demesin zaten. Çünkü kendi dilini mahveden kendi gönderdiği kitabın milleti yani Araplar olmuşlardır. Siz bir Türk olarak bu insanların sizi aşağılık bir yaratık yerine koyan bu insanların ne diline ne kültürlerine ne de hegemonyalarına muhtaç değilsiniz. Muhtaç olduğunuz tek şeyin ne olduğunu Mustafa Kemal zaten söylemişti arkadaşlar.